Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle birlikte Volkswagen'in B SUV segmentindeki yeni temsilcisi olan Taygo'ya bakacağız. Taygo ile ilgili detayları açıklayacağız. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Dilerseniz şimdi gelin Volkswagen Taygo'ya bakalım. Volkswagen'in Avrupa'daki crossover gamı günden güne büyüyor. Segmentteki her boşluğu değerlendirmeyi sürdüren Wolfsburg menşeili üretici bu kez de T-Cross ve T-Roc'un arasına yerleşecek bir modelle karşımızda. Brezilya'da yıllardır Nivus adıyla satılan modele biz Avrupa'da Taygo diye sesleneceğiz. 4.26 metre uzunluğa, 1.75 metre genişliğe ve 1.49 metre yüksekliğe sahip olan model boyutları bakımından T-Roc'tan küçük, T-Roc'tan ise biraz daha büyük. Temelinde T-Cross'un yakışıklı alternatifi olarak değerlendirebiliriz bu otomobili. Volkswagen'in kupe benzeri tavan aklı olarak tanımladığı tasarım detaylarını kullanan model genel anlamda Güney Amerika'daki kardeşini andırıyor. Videodaki kırmızı renkteki modelin ise Taygo'nun R-Line versiyonu olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Taygo'nun Nivus ile olan benzerliği kabin içinde de devam ediyor. Fakat Volkswagen Avrupalı kullanıcılara özel bazı tasarım değişiklikleri kullanmış bu bölümde. Örneğin klima kontrol ayarları direkt olarak Tiguan ve Arteon'dan ödünç alınmış ki Nivus'a göre çok daha oturaklı bir ön konsol oluşturmuş bu değişim. Yine de Polo'da T-Cross kullanmış izleyicilerimizin kabin içerisinde çok fazla yabancılık çekmeyeceğini söylemek mümkün. Ayrıca şoföre odaklanan bilgi eğlence sistemi de hiç fena görünmüyor. Dijital klima, start stop, hayalet ekran gibi özelliklere sahip olan Taygo'nun eleştirebileceğimiz tek yanı MQB A0 platformunun olumsuz getirisi olan eski usul el freniymiş gibi görünüyor. Sadece önden çekişli versiyonuyla satışa çıkacak olan Taygo'nun motor seçeneklerinde de benzinli güç üniteleriyle karşılaşıyoruz. İlk basamakta 1.0 litrelik 3 silindirli motor bulunuyor ve bu motor 95 beygir veya 110 beygir güç üretebilen seçenekleriyle satışa sunulacak. Daha güçlü motoru ise 1.5 litrelik 4 silindirli olarak 150 beygir güç çıkışıyla geliyor. Taygo'yu isterseniz 5 ya da 6 ileri manuel şanzımanla, isterseniz de 7 ileri DSG şanzımanla alabileceksiniz. Taygo'da şerit takip sistemi Lane Assist, yaya algılama özelliğine sahip ve şehir içi acil frenleme fonksiyonunu içeren Front Assist yani ön bölge asistanı gibi yardımcı sistemler sunuluyor. Matrix LED far takımı ve ikinci seviye otonom sürüş desteği gibi donanımlarsa opsiyon listesinde kendine yer bulacak. Volkswagen'in B segmentinde bulunan bir crossover için bol bol ekipman sunduğunu söylemek mümkün. Taygo 2022 yılında ülkemize de giriş yapacak. Fiyatı ise henüz net değil. Evet, bu videomuzda Volkswagen Taygo'ya baktık. Tasarımını nasıl buldunuz yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ülkemizde kaç liradan satışa sunulur bunu da yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.